Niye kıskanayım ki ben Pelin'i? İşte kadınsal bir içgüdü. Öyle hissettim diyelim. Hislerin çok kuvvetli değilmiş demek ki. Yani çünkü ben Pelin'i kıskanmak için ortada bir sebep göremiyorum. Sinan'ın gözündeki değerimi gayet iyi biliyorum. Öyle mi? Neymiş o değer peki? Pelin Sinan'ı öldürüyordu. Ben Sinan'ın hayatını kurtardım. Bize ne sen? Bakıyorum Hindistan muhabbetinden daha çok sardı bu muhabbet seni. Dinle o zaman, anlatayım ben sana. Nedir durum? Şöyle ki Ceyda'yı 10'la çarp, hatta 20 ile çarp. Nasıl yani? Yani Ceyda rakip olarak uyarlama diziyse bu bildiğin hani Süper Baba, Yabancı Damat falan. Ya da Ceyda tavuk dönerse bu bildiğin İskender. Ya da Ceyda yani şey... Tamam anladık. Nasıl verdin bu kanıyı, onu anlat. Hani hatırlıyor musun? Anne sana demişti ya, az kalsın oğlunun ölümüne sebep oluyordun diye. Evet. Hatta hayatını bir melek kurtardı falan gibi bir şey söylemişti değil mi? İşte o melek bu. Ay, ay Allah'ım, ne bitmez bir çilem varmış. Nasıl bir rakip bu? Devamı da var. Sinan'ı alıp yurt dışına götüren, bütün bu değişime sebep olan falan hep bu. Ay Simoş, sus Allah aşkına sus. Yani sen konuştukça biri bana böyle bir tokat atıyor gibi hissediyorum ben şu an. Yani benim anladığım kadarıyla bunlar bayağı bir sınır ötesi bir aşk yaşamışlar. Hani hangimiz böyle bir aşk yaşıyoruz ki? O da şey yani. Zaten ben aşkla ilgili ne yaşadım ki acaba? Aa, Çınarca'ya gitmiştik biz. Orada bakkalın oğlu seni seviyorum demişti. 9 yaşında filandım. Evet ama o saylanmaz. Senin rakibin çok ciddi, işinde çok zor. Burada kalacaksın, hiçbir yere gitmek yok. Yok yok. Yani senin gözünü kesin bunun üzerine ayırmaman lazım. Kesin. Herkes gitti. Biz niye oturuyoruz hala? Ay sen sürpriz için mi heyecanlanıyorsun? Bir yandan da ne güzel oturuyoruz ya. İnsan böyle her zaman bir araya gelemiyor değil mi? Evet ya. Evet oturun oturun. Hatta sabaha kadar oturalım yani. Ben çok iyiyim böyle. Kızım delirdin mi sen? Yorgunlukta ölüyoruz hepimiz yani. Saat gecenin ikisi olmuş. Simoş, onları yalnız mı bırakayım? Hadi gidelim. Benim kafamda filler. Ben seni bırakırım aşkım. Hadi. Hadi o zaman. Ay bebişim ya. Senin işi de doğru dürüst kutlayamadık bugün. Şimdi Bülent her sabah erken kalkıyor. Bugün de çok yoruldu. Erkenden de restoranı açacaklar biliyorsun. O yüzden şimdi zaten... Ay zaten ben 40 gün 40 gece eğlence düzenleyeceğim. Sen ne diyorsun ya? Hadi başka zaman yaparız hadi. Aa, kalkıyor musunuz? Ya siz kalın bari. Ha? Hakan? O zaman şey yapalım. Böyle hareketli bir müzik koyalım, dans edelim falan, bence parti bitmedi yani. Müzik çok iyi bir fikir değil bence. Çünkü yukarıda hasta bir teyze var da yani biraz sıkıntı olur. Duyar prensesi. Ben de ortamın kadrolu şeytanı gibiyim. Tamam, tamam. O zaman şey yapmayalım. Yapmayalım. O zaman bir şey yapalım, biz gidiverelim. Hadi bakalım. Bir... Her şey için teşekkür ederiz. Sen istersen biraz daha kal. Biraz daha oturalım. Yani dans etmemiz şart mı? Aa, yok dans etmek şart değil, ben ama kalırım. Bence şey yapalım, oturalım o zaman. Oturalım. Beraber. Müsaadenizle ben yatayım, biraz yoruldum artık. Aa sen şey burada yatıyordun değil mi koltukta? Sinan, biz mutfağa geçelim mi seninle? Yok canım, yatak odası dururken niye koltukta yatayım ki? Ha buldun taş gibi çocuğu, orada yatarsın tabii. Sen çıkmazsın bile orada. Neyse, ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ben şey yaptım ya, seni düşündüm. Beni düşündün? Evet yani yatağını vermişsin. Yani
yatabilecek bir yer yok. Hani evde de başka oda yok bu arada. Yani ben de düşündüm bu çocuk ne yapar, nasıl uyur, nerede yatar diye. Bu geceki rahatsızlığın rüzgar değildi değil mi? Yok canım, ne alakası var? Yani sen niye lafı buraya getiriyorsun acaba? Ben lafı dolandırmıyorum Pelin. Olduğu gibi söylüyorum. Portatif bir yatağım var. Rüzgar geldiği zamanlarda orada yatıyorum. Ay şükürler olsun. Ama o sarılma neydi? Her an yatak odasına yatay geçiş yapabilir bunlar. Ay keşke eşyalarını alsaydın sen odadan. Yani belki bir şey lazım olur sana, gece karanlıkta bir şey görmezsin falan filan. Hani kız da benim gibi deli yatıyorsa yani eli kolu bir tarafta filan. Girdiği zaman sorun olur yani. Şey için dedim. Ya şey, kızı rahatsız etme diye. Senin bu saf,
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.